Makedonya'ya hoş geldiniz. Her yer çok güzel, her yer. Karpuş heykeli de hemen arkamızda. Ben kral karpuş diyorum. Çok da büyük. Yani şununla doyarım aslında. Hangisi en iyisi, yani bana göre, benim yorumuma güvenenler için bir sıralama çıkartıp söyleyeceğim. Yatak yorgan temiz, tek kişilik. Çok iddialı, evet çok iddialıyım. Gelin Üsküp'te menemen yiyin. Aslında dün geldik Makedonya'ya. Bu gezi de yalnız değiliz. Yanımızda çok sevdiğimiz İsmail ve Berna da var. Hep beraber gezeceğiz Makedonya'yı. Aslında dün geldik buraya. Ama önce bir düne dönelim. İşte neler yaşadık? Uçaktır, giriştir, kontroldür, evdir. Bu, bir onları izleyelim. Aynen, havalimanından Üsküp'e ulaşımdır. Onlara bir bakalım. Sonra ardına burada buluşalım. Üsküp'ü gezmeye devam edelim. Çok heyecanlıyım. Mühürlendik. Pasaport kontrolünden hemen sonradayız. Şuradan pasaportlarımızı kontrol ettiler. Şöyle bir bakıştık. Hiç kimseye hiçbir şey sormadı. Bakışlar artık yetti. Mühürü aldık ve bagaj tarafına geldik. Bagaj bekliyoruz. Detayları vereceğiz. Başlayalım. Hiçbir zorluğu yok bence. Aynen. İç hatlardan vizesiz olduğu için. Üstelik gayet de uyguna uçak bileti bulduğumuzu da belirtelim. Sadece harç pulu var. 500'er TL. Yani ayak basmadı. Yok, ayak çıktı parası gibi evet. Bir şey var. 500'er lira ona verdik. Uçuşumuz da 1 saat 15 dakika sürdü. Sürdü, doğru. 1400 liraya geldi. Uçak biletleri evet, bulduk. Evet, 8 kiloluk kabin bagajı hakkımızla birlikte. Havaalanına geldiğimiz gibi hemen araç kiralama işine geçiştik. Aslında buradan otobüsler de kalkıyor. Yani havaalanından Üsküp'e otobüs kullanarak da geçebilirsiniz. Ama biz çift olarak gezdiğimiz için iki arkadaşımız daha bize eşlik edecek bu gezimizde. Araç kiralamanın daha mantıklı olduğuna karar verdik. Toplam ücreti de birazdan size söylerim ama galiba 6 gün için 3000 TL gibi bir ücreti olacak. Gelmeden önce araç rezervasyonu yapmıştık. İsmail ile beraber iki sürücü, ikinci sürücüye ekstra ücret yok. Toplam bir haftalık araba kiralıyoruz. Toplam ücret 105 euroya geldi. 500 euro da kapora alıyorlar. Kapora peki, biraz sıkıntılı. Buradan şimdi araç tutmasak nasıl geçeriz? Buradan tutmasak otobüs var. Belediye otobüsü. Belediye otobüsü de var. Hemen tamam. Buradan saat başı, yarım saatte bir. Öyle bir şeyler. İskipli oldu. Evet. Aracımızı kiraladık. Herhangi bir zorluk yaşamadık. Türkçe bilmiyorlar. Aynen. Gayet ilgililerdi. Üsküp yoluna doğru düştük. Birlikte geziyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Anlatacak mısın buraları hiç? Anlatacağım ama gezdikten sonra anlatacağım. Fiesta. Bu arada evimize geldik. Buranın günlüğüne ne kadar vermiştik İsmail? 1200 lira. 1230 TL. Ve burada çift yatak odası var. Air Booking'den bulduk. Aynen öyle, Booking'den bulduk. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bir kahve içip öyle mi çıksak? Yok ya, dışarıda içeriz. Dışarıda içecekmişiz. Banyo da güzelmiş. Balkonumuz da var. Tamam, o zaman sabah tatlı balkonda kahve içeceğiz. Yok, çok küçük bir balkon. Minicik. Fransız balkon. Yatak odasına baksana, çok iyi ya. Çok klima da var. Klima, milima. Gayet güzel, derli toplu ve içeri girdiğiniz zaman o temizlik kokusu geldi. Evet. Bu çok önemli bence. Gerçekten çok temiz koktu. Bu arada Üsküp merkeze de yürüyerek 10 dakika mesafedeyiz. Ama havaalanından Üsküp'e varmamız toplamda 25 ila 30 dakika arası sürdü.
Kahve, çikolata. Bu neymiş? Evet. Yoğurt. Her şey var ya, baksana. Ya, çay. Çikolata falan bırakmışlar. Bence çok. Her şey var. Çıkarmış olur muyuz acaba? Keşke var var. Gitseydik. Bak var. Dışarıda kahveciler var. Kahvelerimiz de var. Odalar nasıl? Çok güzel. Ama manzarası nasıl? Minnak bir balkon var. Diğer odayı da çekelim hemen. Gel. Aa, burası evet, tuvalet, evet, bir de aha. Tuvalet, banyo. Güzel. Diğer odadan burası. Diğer odada burası. Gayet güzel bence, derli toplu. Kocaman gardıroplar var, ütü var. Her şeyi düşünülmüş. Hayır, çantamda var. Seyahat ütü. Ütü varmış. Ütü varmış, evet. Her şeyi getiren bir ben. Wi-Fi de var. Bir şey söyleyeyim, ben evi çok beğendim şu anda. Ben de çok beğendim, gayet tatlı. Şöyle minnak bir balkon. Şöyle de bir tatlı butik, yarım yamalak da olsa Üsküp manzarası. Şimdi evimizden çıktık, yürüyerek merkeze doğru gidiyoruz. 15 dakika bir mesafesi var. Peşimize de çok tatlı bir köpek takıldı. Adını da Skopje koyduk. Hemen bir döviz bürosu bulduk. Zaten havalimanında bozdurmuştuk ama oranın kuruyla doğru şeyi yapamayız dedi. 100 euro bozduracağız. Bakalım kaç dinar yapacak. 6130 dinar. Paket 10 dinarı yaptı. 100 dolar. Güncel. Bugün 14 Ekim 2024. Hadi yiyelim bunları. Bunları köfteye dönüştürelim. Köfteyle içeriş yapacağım şimdi bunları. Türk çarşısındayız. Hava inanılmaz güzel. Bugün 25 derece. Etrafı geziyoruz ama detaylı bir anlatımını yarın yapacağız. Bugün yemek yemeye ve gezmeye odaklandılar. Neler yedin? Ben dinarı şeye çevirdim, köfteye. Makedon dinarlarını köfteye çevirdik. Evet, çünkü Üsküp'ün, daha doğrusu Makedonya'nın köftesi meşhurmuş. O yüzden hemen köfteydi. Ben de güveç yedim. Yarın bu arada detaylı bir video da çekeriz bununla alakalı. Salatalarını, ajvar soslarını. Bugün ama sadece... Bugün ön keşif yapıyoruz. Aynen. Yarın detaylı anlatacağız. Ön keşif. Yarın da zaten biz Üsküp'teyiz. Üsküp'ü size yarın gezdireceğiz. Başladığımız yere geri döndük. Merkezde işte halkın ve yayaların kullandığı farklı farklı bir sürü köprüler var. Ama bunlardan 3 tanesi genel olarak anlatılıyor ve geziliyor. Biz şu an Sanat Köprüsü'ndeyiz. Sanat Köprüsü'nde Makedonya için önemli sanatçıların heykelleri var. Heykellerle ilgili o espriye girmek istemiyorum, işte nüfusun bu kadarı heykelden oluşuyor diye. Ama halkın bazısı bu heykelleri gereksiz buluyor. Bronzdan yapıldığı için pahalı ve maliyetli eserler bunlar. Tabii zamanı geldiğinde bunlar da tarihi olacak. Şu an bir tarihi önemi yok. Sanat Köprüsü'ndeyiz. Ortada başka bir köprü daha var. En sonda ise bizim için en önemlisi Taş Köprü, eski köprü var. Birazdan oraya doğru gidiyoruz. Orada da anlatacağımız heykeller var. Bu heykellerden dediğim gibi bazılarını anlatacağım. Bunlar Makedonya'nın önemli sanatçıları, unutulmasınlar diye bronzdan heykelleri burada duruveriyor. Fotoğraf çektim de Yeşim beğendi. Ya inanılmaz güzel olmuş. Instagram'dan da takip etsinler mi? Evet, bir rüya bir dünya, kendi reklamımızı yapalım. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aa, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ama reklama girer mi bilmiyorum. Aksiyon kameramızı değiştirdik. Artık GoPro yerine Osmo kullanıyoruz. İyi ya da kötü, daha iyi çekiyor, kötü çekiyor diye yorum yaparsanız seviniriz. Evet, kameramız yeni. Evet. Yenicik yatırım yaptık bu sene YouTube videolarımıza. Bir Türk bölgesi var, yani Türk çarşısının olduğu yer. Bir karşı tarafı var, köprülerin diğer kısmı. Orasına Hristiyan bölgesi diyor buradaki Türkler. Karpoş bölgesi aslında şu anda bulunduğumuz nehrin etrafına verilen isim. Karpoş bölgesi genelde gençlerin yaz döneminde merdivenlere oturup nehir kenarında eğlendiği, vakit geçirdiği yer. Bir de Debar bölgesi var. Debar bölgesi de restoranların, barların, gece hayatının aktığı, geçtiği yer olarak söyleyebiliriz. Aa, biz bu arada bugün çok güzel bir yere gideceğiz. Daha önce hiçbir videoda görmedim. Kimsenin tavsiyesi değil. Tamamen kendi keşfimiz olacak. Sizi dağa çıkartacağız. Üsküp'ün dağlarına çıkartacağız. Teleferikle gideceğiz. Bence o da çok keyifli olacak. Burası da çok güzel. Burada da fotoğraf çekelim. Her yer çok güzel, her yer. Felsefecilerin, keşişlerin, yine Makedonya için böyle tarihte önem arz eden abilerimizin heykellerinin olduğu yere geldik. Mesela şu göstereyim. Hani bu
bir savaşçıdan çok bence bir keşişe benziyor. Merhaba. Abi bir tane meşhur ekmek arası börek diye bir şey. Onu denemek istiyoruz. Bir de normal börek yiyeceğim ama. O ayrı. Simit poğaça. Bu simit poğaça. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, bakacağım. Ekmeğiyle beraber geldim, anlatacağım. Teşekkür ederim. Bir tane at abi sana zahmet. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ben ıspanaklı börek söyledim. Tunç kıymalı börek söyledi. Bu da hemen şöyle göstereyim. Simit poğaça diyor. Yani düz bir poğaça var, sade. İçine de şöyle bizdeki küt böreğine benzeyen bir börek koyuyor. Bunu da tadına bakayım. Tunç gelir gelmez bir tane gömdü. Gömdü diye. Nasıl çok da büyük. Yani şununla doyarım aslında. Börek, yağlı bir börek olduğu için börek oldu. Bu da sade bir poğaça. Bence çok güzel bir aroması var. Tadı var. Sen ne diyorsun börek için? Ben diyorum ki kıyma fiyatına göre olması gerektiği kadar. Yani ülkemizde son zamanlarda kıyma ile ilgili spekülasyonlar varken bence tadı güzel. Öyle mi? Evet. Afiyet olsun. Bizim kol böreği. Ama tabi Balkanlarda börek meşhur. Bence ıspanak böreği çok güzel. Bu kültür güzel. Tunç bunu beğendi. Bir de Türkçeyi bulduk. Bu önemli. Sen nasıl? Yiyip içip masayı silip süpürdük diyebiliriz. Şimdi hesabı ödüyorlar. Söyleyelim, bir porsiyon kıymalı böreğin fiyatı 36 TL'ye geliyor. Az önce yediğimiz o simit börek de, yani daha doğrusu poğaça arasındaki börek de 30 dinar. O da yaklaşık 15-13 TL gibi bir şeye denk geliyor. Gerçekten yemek çok ucuz. Buradaki en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Her şey ucuz gibi hissediyoruz. Aslında bizim paramızın değerli olduğu için değil, alım gücünün yüksek olmasından kaynaklandığında belirtti. Börekçiler çıktı. Evet, hepsinin fiyatını yazdı. Not aldım kendime. Fiyatlar çok uygun. Börek dediğimiz şey 60 dinar. Yani 36 TL. ekmek arası o börek dediğimiz şey 30 dinar. Yani o da 16-17 evet. TL gibi. Çay 30 dinar, ayran 30 dinar, su neredeyse börek parası 50 dinar. Su buralarda pahalı birazcık. Evet. Bir de ben sularını çok beğenmedim çünkü hafif böyle bir dere suyu gibi. Yani tatlı bir su içiyorsunuz. Suyun tadı var, tatlı bir tadı var. Ya bence çok tatlı bir yerden geçiyoruz bak. şemsiyeler. Burada da fikir ayrılığı, su bence tatlı değil. Ne? Evet, dere suyu gibi bir şey ama tatlı değil yani su. Tatlı su değil. Tatlı su değil ama bir tat geliyor. Bence tat geliyor. Bence değil. Bana güvenin. Gurme benim. Burada sokağı göstereyim. Sokak çok güzel. Bunlar da çok güzel. Evet. Arkadaşlarımız da çok güzel. Günaydın. Ne güzel. Her yerde Türkçe konuşuyorlar. Çünkü Türk kısmındayız şu anda. Telefonunu akılıp mı aldın sen? Evet, telefonumu akılıp aldım. Neden? Ucuz. Ya ucuz, bir de çok eskimiş de artık. Ondan. Evet. O zaman şimdi magnet almaya gidelim. Ne? Aynen, siz magnetleri nereden beğenmişsiniz? Aa, daha giriştendi. Ama bak şu da güzelmiş. Bilemedim. Magnet işi birazcık sıkıntı. Hepsini almak istiyorum. Hepsi yok canım. Hepsi yok canım, tamam. Hepsi yok. Ama alacağız. Bir Üsküp. Bir tane de Makedonya alacağız. Bakayım.
Şundan mı? Alalım mı? Hadi bakalım. Şurada fotoğraf çekilirken ben de Makedonya ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Çok genç bir ülke Makedonya, onu söylemek lazım. Tabii Yugoslavya'dan işte Sırbistan, Kosova gibi yerler böyle savaşlar, özgürlük istekleri derken topla tüfekle ayrılırken Kosova tamamen bu durumdan da belki faydalanıp tamamen bürokratik adımlarla kendi özgürlüğünü ilan etmiş. Dediğim gibi çok genç bir ülke. Yunanistan'la Makedonya videoları izliyorsanız herkes muhtemelen aynı şeyleri anlatıyor. Yunanistan'la olan bürokratik anlaşmazlıkları var. İşte isim konusunda, bayrak konusunda gibi Yunanistan'ın bazı yaptırımları, tehditleri var. Ama dediğim gibi çok genç bir ülke. Benim 2018 yılında daha önce buraya geldiğimle arasında aman aman böyle bir fark yok. 6 senede ne parasal olarak, mesela euro burada sabit kur. Hiç değişmemiş ama bizim Türk paramız değer kaybettiği için birazcık daha o zamana göre pahalı olmuş. Heykeller var, bir sürü şey var, gezilecek, görülecek yerler var. Aklıma geldikçe bilgiler vermeye de tabii ki de devam edeceğim. Sevdiğinizi biliyorum. Devam ediyoruz. Burada bir turist bilgilendirme panosu yapmışlar gezilecek ve görülecek yerlerle ilgili. İşte Büyük İskender'in anıtı, Marriott Oteli de koymuşlar ilginç bir şekilde. Köprü, Filip, işte kiliseler, hükümet binaları, yeni yapılan yapılar da var, eski yapılar da var. Zaten buradaki anıt bile, zafer anıtı, o kapı bile yeni yapılmış ama görülecek yerler arasına eklemişler. Neredeyse 30 kalem yer var Üsküp özelinde. Görebileceğiniz şu detay çok güzel yalnız. Çalışma var diyor. İşaretlemişler. Şu an bunlarda çalışma yapılıyor. Ve Üsküp meydanındayız. Meydan dediğimiz yerde hemen arkamda Büyük İskender'in heykeli var. Bence buradaki en önemli heykellerden bir tanesi. Size İskender'i böyle gerçekten videolarca anlatmak isterim. Ona hiç girmiyorum ama 33 yaşına kadar Makedonya'dan başlayıp ta Hindistan'ın bilmem nerelerine kadar savaş kazana kazana giden bir adam. Altındaki atsa Bukefalos. Şöyle bir at düşünün. Savaşlar kazanmış ve Pakistan'daki o büyük savaşta ölüyor. Öldüğü yere gömülüyor ve o şehrin ismine Bukefalya diyorlar. Adına şehir bile var. Aynı İskenderiye, İskenderun gibi. Aslanlar var. Bir sürü aslan hemen alt tarafta. Aslanlarsa Büyük İskender'in savaş taktiklerinden bir tanesi, aslanları belki haftalarca aç bırakıp savaş meydanında tam savaş zamanı düşman ortasına karşı salıveriyor. Savaş taktiklerinden bir tanesi. İskender'i zaten gezdiğimiz şehirlerde denk geldikçe konusu anlatıyoruz. Devam edelim. Burada da Makedonya'nın Zafer Kapısı var. Bu da tabii Üsküp'te görülmesi gereken yerlerden bir tanesi ama size şöyle bir İpucu vereyim. Tabi bunu ilk gördüğünüzde aklınıza Paris geliyor olabilir. O da böyle şehrin içinde hala aktif olduğu için önemli yapılardan bir tanesi. İlk akla gelen fotoğraf o. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Adana'nın Anavarza antik kenti var. Eğer oraya giderseniz şayet Romalılar Persleri yendikten sonra oraya bir zafer anıtı, bir zafer kapısı yaptırmışlar. Muhteşem. O videonun da linkini bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Taş Köprü'ye de geldik. Burası da Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat zamanında inşasına başlanmış. Ama tabii önceden aslında burada bir Roma köprüsü varmış. Yani iki taraf birbirine bağlıymış. Ama Fatih Sultan Mehmet zamanında da bitirilmiş. O gün bugündür ayakta. Buranın da bir sürü hakkında hikaye var. Zamanında Naziler geliyor. İkinci Dünya Savaşı zamanında buranın altına komple dinamit döşüyorlar. Balkan'daki diğer köprüleri patlattıkları gibi burayı da patlatacaklar. Ama patlatamadan olay çözülüyor. Sonra geliyorlar, dinamitleri söküyorlar. Karpoş heykeli de hemen arkamızda. Ben Kral Karpoş diyorum. Çünkü Ekim 1689'da isyan ediyor. Ve bütün yönetimi ele geçiriyor. Kaleyi falan zapt ediyor. Hatta Osmanlı haber alınca korkudan kaleye kadar geri çekiliyorlar. Ama 14 Kasım'a kadar sürüyor abimizin krallığı. O tabi bu zamana, o 14 günlük süreçte de Osmanlı ancak orduyu falan toplayıp buraya kadar gelebiliyor. 14 Kasım'da da 1689'da tam şurada
idam ediliyor. Ve İbreti Alem için asıyorlar kendisini. Nerede? Şurada. Şu kahverengi şeyin olduğu yerde. Tam köprünün ortasına asmışlar Karpoş abimizi. Sağ tarafımızda yine o fıskiyelerde İskender'in aslanları var. Biraz daha gidiyoruz. Burada iki güzellik var. Biraz daha gittiğimizde Olimpia, Olimpias, Büyük İskender'in annesi. Bu heykellerde de işte arka tarafta şu an göremiyoruz ama Büyük İskender'in anne karnındaki zamanları, cinin hali, işte bebeklik hali, çocukluk, biraz daha böyle az bir şey büyümüş hali. Tam deli zamanları, çekilmez o yaşta çocuk. O zamanları var burada. Kral Filip'e doğru gidiyoruz. İkinci Filip. Evet. İskender'in babası. Belki İskender gibi bir oğlu olmasaydı tarihte bu kadar hatırlanmayacaktı. Bir Perslerle böyle bir ufak bir kafa tutuşma olmuş ama çok bir numarası yok. Asıl hikayesi İskender gibi bir Fatih'i dünyaya kavuşturan baba. Onlarda dedikodular var, girmek istemiyorum. Olimpia bilmiyorum. Karışık. Hemen altında da İskender'in işte zırhlı, kıyafetli, savaş kıyafetli halleri var. Burada da Davut Paşa hamamı var. İki kubbeli. O da haremlik, selamlık olduğu için, yani iki kubbesinin olması sebebi, bir tarafta kadınlar, bir tarafta erkekler var ve içeride kimse kimseyi görmüyor. Şimdi sadece sanat galerileri olduğu zaman faaliyet veriyor. İçeri girip gezebiliyorsunuz ama bir galeri yoksa şu an kapalı. Kaleye çıktık. Üsküp Kalesi'ndeyiz. Bizim Türkiye coğrafyasında, Anadolu'da göreceğimiz birçok kale mimarisinin neredeyse hemen hemen aynısı. Bir ortaçağ kalesi. Tabii ki döneminde önemli işler için kullanılmıştır. Önemli bir savunma hattıdır. Ama buradan Üsküp'ün manzarasında gelmişken görmüş olduk biz de. Gelirseniz çıkın. Çok yakın zaten. Hemen Türk Çarşısı'nın arka tarafında kalacak. Çok güzel bir hana geldik. Aslında Kapan Han diye bir yer arıyorduk ama şans eseri bulduğumuz bir an, ya da burası kapanan da olabilir, bilmiyorum. Fakat çok güzel değil mi? Bakar mısın? Aynı şeye benziyor. Neydi o? Sirkeci taraflarında bir yerde Zincirli Han'a gitmiştik. Oraya çok benziyor, böyle küçük küçük minicik dükkanlar ama ahşap kapılar. Tam aynı. Bunlar zamanının alışveriş merkezleri. İşte geliyorsun. Bak hala bile burası muhtemelen şimdi üretim atölyesi gibi bir şey olmuş. Bak camları işlemişler. İşte girişte terzi var. Bir çaycısı olur buraya. Buradan böyle bu böyle yaparsın iki çay diye. Aynen, çay gelir. Çok güzel görünüyor. İsmail yine direksiyon başında. Evet. Şöyle çok güzel manzaralar eşliğinde kaybolduk. Şuradan gelecek. Aynen, yol kapalı. Milenyum haçına doğru çıkıyoruz. Asıl aklımızdaki hedef şuydu. Teleferiğe kadar arabayla gidip oradan teleferiğe binip teleferikle yukarı çıkmaktı. Fakat ne oldu? Teleferik 4.5'a kadar varmış. O yüzden direkt arabayla çıkıyoruz. Yukarıdan Üsküp'ü bir göreceğiz. Buraya arabayla da arabasız gelmek isteyenler olursa şayet, aşağıdan 25 Üsküp'ten otobüs kalkıyor. Teleferiğe kadar geliyormuş. Bilginiz olsun. Allah'ım.
akşam oldu. Şehrin AVM'lerini keşfediyoruz. AVM'ye giderken şöyle bir şey fark ettik. Ben klasik cep telefonumu elime attım. Hani böyle atacağım, geçeceğim, alacağım. Öyle bir şey yok. Normal elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Güvenlik kontrol yok. Güvenlik kontrol noktası falan yok. Şehrin bence güvenlikle ilgili bir sıkıntısı da yok. Artı hazır mıyız? Su, tri. Her yerde su içebiliyorsun, evet. Çeşmelerde. Bu arada AVM'deyiz ama AVM'nin içini çekemiyoruz sizin için. Çünkü çok fazla marka var ve bu da bizim için yani videomuzda sıkıntı çıkartabilir. Ama Tuncun dediği gibi hiçbir güvenlik kontrolünden geçmedik. Zaten gece sokakta çok rahat bir şekilde, ormanlık alandan geliyoruz mesela, çok rahat bir şekilde yürüyen insanlar gördük. Demek ki güvenlikle alakalı bir problemleri yok, bir korkuları, çekingenlikleri yok. Yani burada mesaj vermek gibi olacak ama Türkiye'de kadınlar bu kadar şiddete maruz kalırken Makedonya gibi bir ülkede kadınların, insanların bu kadar rahat bir şekilde gecenin bir vakti ormanlık alanda, ki ormanlık alan dediğim yer de bayağı yüksek, hacın olduğu yere kadar çıktık Milenyum Hacı'nın, orada tek başlarına gezebilecek kadar güvende hissetmeleri inanılmaz güzel bir detay, ayrıntı diyebilirim. Umarım bir gün bizim ülkemizde de. Kardeşe gireyim. Benim canım dedi menemen çekiyor. Menemen yiyelim. Ya Üsküp'teyiz kardeşim. Nereden bulacağız menemeni? Bulduk. Şans eseri bulduk ama bu şans eseri bulduğumuz yerde gerçekten çıtır çıtır bir lahmacun. Hepsi bir tane lahmacun. Hakikaten. Bunun da hepsi bir tane lahmacun. Porsiyonlar büyük. Evet. Farklı farklı yerlerde. Yemek denemelerimiz devam ediyor Makedonya'da. Favorilerimi iyiye iyi, kötüye kötüyü söyleyeceğim. Bakar mısın? Çıtır çıtır. En son bu kadar çıtırlan macunu mesela? Osmaniye demiştim. Hatırlıyorum. Ben yedim, sen hatırlıyorsun. Evet. Şöyle de bir pide geldi. Kocaman. Müsaadenizle. Ama evet. Lahmacunun çıtırlığı hani böyle çatır, çutur, pıtır. Bomba ne peki? Menemen. Menemen de çok güzeldi. Menemen, şöyle söyleyeyim, her yerde menemen yerim ben. Hani tüm öğünlerim menemenle de geçirebilirim, hiç sıkıntı değil. Ama ben mesela hayatımda yediğim en güzel menemeni yani Üsküp'te yiyeceğimi bilmiyordum. Çünkü lahmacun fırınında yapıyorlar menemeni. Çok güzeldi menemen. Çok iddialı oldum. Çok iddialı. Evet, çok iddialıyım. Gelin Üsküp'te menemen yiyin. Neydi? Bomba neydi? Bomba. İlçim dedi ki gözlememe dedi pulu yöneter misiniz? Yandım ya. Yandım ya. Patatesli kaşarlı bir gözleme yedik. Bir parçasını dedi ki sen ye. Zaten iki tane kocaman. Ben öyle düşünemedim onu. Bir tanesi bir porsiyonmuş lahmacun. Ben iki tane bir yiyeyim bakayım diye giriş paketi söylemiştim. Şişti. Ama acısı çok sağlam acı. Hatta Edirne'de bizim kırmızı biber, kurutulmuş kırmızı biberimiz vardır. Yağlı kırmızı biber deriz. Onun acısından daha acı. Böyle bir Antep acısı gibi. Attırtmayın. Pul biber yok. Ha evet evet. Alın, ben şimdi alacağım ya. Dur şimdi bak kapalı olur. Hayır, hayır. Ver diye. Merhaba. Çekebilir miyiz? Bir video. Olur be abi, olur. Olur abi. Bir problem. Bunu çok dediler güzel, olur, çok meşhur. Güzel. En güzel bu dediler. Meşhur. Hepsi güzel ama bu çok güzel dediler. Budur en güzel. Evet. Ne bunun ismi? Bu acı balem ama acı bizden... Sizdeki ismi? Ben Orhan. Yok Orhan. Bunun ismi? Acı badem. Burada da acı badem. Ama bizden ceviz yapay kaymaklı kremalı.
Kaymaklı kravat. Acı badem. Cevizli acı badem. He. Tamam, bende. Bir tane. Bir tane. Şu nedir? Bu cevizli kurabiye nalça gibi ama sırf ceviz abi. Sırf ceviz. Evet. Ben de bir tane ondan isteyeyim. Şöyle sırf ceviz dedi. Buyurunuz. Tamam. Teşekkür ederim. İki tane ne kadar? Bu 180 dinar abi. 180 dinar. Ben bundan aldım. Tunç acı badem aldı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sana da. 30 dinar vereyim mi? Ver abi. Ver abi. Süper. 350. Tamam, ticaret bende. Çok teşekkür ederim. Ben biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Şunun bir tane fotoğrafını çekmem lazım. Bakalım meşhur meşhur acı badem. Normalde kalmıyormuş bir tane. Öyle şey var ya, beşli bitiyor baba. Bu onlardan. Yumuşacık. Güzel mi? Ben beğendim. Ben beğendim bir tane. Bence bu daha güzel. McDonald's'ın ya. Bana kaldı hepsi. Benim için cevizli kurabiye. Hemen için full cevizmiş. Burası bizim Kürkçü dükkanımız oldu. Türk çarşısının hemen girişinde Davutpaşa Hamamı'nın çaprazında Soner'in dükkanındayız. Dönüp dolaşıp nereye gezersek gelelim, buraya geri dönüp çayı burada içiyoruz. Çünkü burada gerçekten hani böyle eli yüzü düzgün, en azından bizim damak tadımıza aşina olduğumuz çayı bulmak zor. O yüzden buradayız. Soner de burada. Sağ olsun, ne sorarsak soralım her zaman yardımcı oldu bize. Böyle rehber gibi, orası, burası, bunu buradan alalım. Burası uygun fiyatlıdır. Teşekkür ederiz Soner. Çok sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Hani yaptığım çayla, kahveyle tostumuz olsun güzeldir mesela. Hani herkesi bekliyoruz. Kahveyi bile İstanbul'dan, Türkiye'den aynen getirtiyor öyle gelenleri. Evet efendi, ayrıca kahvesi de var. Müthiş bir Grand diye bir kahve. Onu da yapıyorum. Önemli olan kahvenin markası da yapımıdır. Ben. Aynen öyle. Ellerine sağlık. O zaman birer kahve içelim. Aynen, bir Grand içelim o zaman. Ha, Grand içiyoruz. Grand içelim. Buranın kahvesi içelim. Aynen. Teşekkürler Soner. Rica ederim. Şimdi burada birkaç şey meşhur. Bunlardan bir tanesi güveçte kuru. Evet. Bu armutlu gazoz. Armutlu gazoz. Bu onların yoğurdu. Şunu göstereceğim. Bunun adı Ayvar. Doğru evet. Söyledin değil mi? Evet. Ayvar. Buraya özgü bir kahvaltılık. Evet. Tamam. Bu da sopska. Aslında salatanın üzerine rende peynir koyuyorlar. Bunun adına da sopska diyorlar. Bu bölgede, Balkanlarda bunu çok görebilirsiniz. Ama güveçte kuru efsane tabii. Makedonya'da yediğim kaçıncı köfte bilmiyorum artık. O yüzden final kısmındayım. Bence gerçekten lezzetli. Etin tadını tamamen alabiliyorum. Güzel ya. Üsküp köfte. Ekmek az, köfte çok. Tamam, bir köfte. Evet, bir fasulye, salata. Bir fasulye, salata, ayvar. Armutlu içecek bir de. Tamam, süpersin. Ayvar.
Ben şimdi sana bir şey soracağım. Bunun gibi güzel hayvan nereden buluruz? Anneye götürmek için paket alalım. Bizde var abi. Satıyor musunuz evet. paket? Alamadım. Kavanoz mu? Nasıl bir evet, şey? Kavanoz. Bir gösterir misin? 3 tane de ayvar aldık. Evet. Bir bölüm finalimize daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Üsküp gezimizi sonlandırdık. Sırada Matka Kanyonu var. Matka Kanyonu var. Matka Kanyonu'ndan önce küçük bir köy var mı? Evet evet ama sürpriz olsun. Aynen yine böyle ıssız şey sapa bir yerlerdeyiz. Önce bir merak ettiğimiz köy var. Oraya bakacağız. Oradan Matka Kanyonu'na gideceğiz. Beğenip abone olup yorum yaparsanız çok da mutlu oluruz. Bu arada bir dakika evet. çok bir küçük. Dakika. Bu arada Üsküp'le ya da Makedonya ile alakalı tüm soru ve görüşlerinizi evet. yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü en son bir soru cevap videosu çekeceğiz bütün evet. detaylarıyla ilgili. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Konuştuk yine bay bay.